Şimdi Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri tabii ki Amerika'nın İran'da olan ilişkilerinden çok farklı. Dolayısıyla Türkiye'nin ne yapacağı konusunda Amerika'nın üç aşağı beş yukarı bir fikri var. Fakat İran konusunda daha temkinli. Yani İran'ın bölgedeki güçlerinin, Haçlı Şabi'nin ne yapacağı, Bağdat'ın nasıl tepki vereceği konusunda daha endişeli Amerika. Türkiye konusunda bence ciddi bir endişe yok. Çünkü Türkiye'nin ciddi ekonomik çıkarları var. Türkiye tabii ki şu anda bir hayal kırıklığı içinde ve Tayyip Erdoğan'ın sert konuşmasını bekliyordu Amerika. Türkiye'de çok ilginç bir koalisyon var, senin de dile getirdiğin. Türkiye'de artık İslamcılık yok. Türkiye'de ilginç bir şekilde Tayyip Erdoğan, reis ve bir ulusalcılar, milliyetçiler koalisyonu var. Dolayısıyla bu koalisyon, yani bir bakıma bir Türk-İslam sentezi vardı eskiden. Bu Türk-İslam sentezinin yanına şimdi bir de ulusalcı, solcu, anti-emperyalist diyelim bir cephe oluştu. Ve o cephe Türkiye'de Tayyip Erdoğan için önemli. Yani Tayyip Erdoğan'ın fiilen hem MHP ile hem de ulusalcılarla kurmuş olduğu, aynı zamanda da TSK ile kurmuş olduğu koalisyon çok önemli. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan'ın sert durması gerekiyordu Kürt meselesinde. Ve sert konuşması da bekleniyor. Fakat bunu bir askeri boyuta taşımak ve askeri operasyon demek, Türkiye'nin ekonomisinin, Türkiye'nin zaten yerlerde sürünen imajının dış yatırımcılar açısından çok daha kötü hale gelmesi demek olur ki bu Tayyip Erdoğan'ın 2018 veya 2019'daki başkanlık seçimi hesapları açısından ekonomik gidişata önem verdiğini hatırlarsak, ekonomi her şeyden önemli Tayyip Erdoğan için. Ekonomi kötüye gittiği anda her şey kötüye gidebilir Türkiye'de ve seçilme şansı biraz olsun azalabilir. Dolayısıyla ben Tayyip Erdoğan'ın Amerika'nın da böyle düşündüğünü düşünüyorum, konuştuğum insanlarda bir askeri maceraya atılmayacağını düşünüyorum.